Kaç tane mezhep var? Mezhep var hafız? 12. Ha, aslı değil. 12 hak mezhep var. İşlevi 4'tür. İşleyen. Tamam. Bir mezhep var. Davudi mezhebi. Oradan söyleyeceğim. Bir de o Davudi mezhepte gördüm. Fetevain diye de bu mezhepleri alıyor. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Şu anda söyleyeceğim fetva Davudi mezhebinde var. Bir diyecek de olan nereden çıktı gene bir şeyler uydurdu bu. 12 hak mezhep var, 4'ü işte işlevi var. Yani usta der ki müntesipleri yok 8 tanenin. Müntesibi yok. Yani tabi olan olmayınca yok olmuş. Haktır ama. Davudi mezhebi ve Maliki mezhebinden söyleyeceğim. Malum özürlü günlerde kadın Kur'an okuyamaz. Çok lazım olduğu için söylüyorum burada bu ortam ama lazım ya. Fakat cin musallat olmuş veya cin rahatsız ediyor. Yani kurtulamıyor. Okumasa okumadığı günlerde perişan oluyor. Diyecek ki ya Rabbi neye teyledim? Maliki mezhebini takliden tedavi niyetine dualar okumaya okuyabiliyor. Sırf o hastalığı için. Ubudiyet için okumuyor. Ama bütün şartları zorluyor tabii. Kendi şartlarını. Mesela başkası onu okusa, kocası okusa, akrabisi. Ama yok. İslam her şeyi nazara almış. Sen ya kardeş başkası okusa. Ya herkesin başkası yok ki. Herkesin başkası. Olsa bile ehli yok. Tamam. Bak nazara almış İslam. Tek kalmış olduğunu farz et. Cinler rahatsız ediyor. Dağda, köyde bir yerde kalıyor. Merzede, yaylada kalıyor. Onu okunca rahatlıyor. Musallat oluyorlar. Rahatsızlık veriyorlar. Ha, ya Rabbim Maliki veya Davudi mezhebini takliden tedavi niyetiyle okumaya diyor. Sırf zaruret kadar okuyor. Zaruretler de haramı helal ediyor. 27. sözde geçer. Zaruretler haramı helal eder. Zaruret çünkü duman ediyor. Rahatsızlığım var ne yapayım? Namert'in eline kucağına düşmemen için nurdersi.com sitesi var. Aspirin, kendimi kötü hissediyorum ne yapayım yazarsa, ne arıyorsa Nur Dersi'nde bir kelime yazarsa çıkar orada. Madde madde bak böyle yap, böyle yap. Hizbul Kur'an'ı oku. Hizbullah'ı büyük cevşen var ya büyük cevşen. Onu oku. Ustad zehirlenmelere karşı 3 tane eseri okuyup kurtulduğunu söylüyor. Emirdağ'da söylüyor. Emirdağ'da söylüyor diyor ki sayfayı hatırlayamadım 78 mi? Yok. Cevşen diyor. Cevşen, Evrad-ı Kutsi Bahayye, bir de Tahmidiye. Zehirden beni kurtardı diyor. O zaman korona olanlar bunu okuyacak. Ustada iğneyle zehir vermişler. Cevşen, Evrad-ı Kutsi'ye, hakikaten ikisi de çok acayip ya, üçü de ya, o kadar keyifli okunuyor ki. Takılmadan okuyabildiğin zaman tadına doyulamıyorsun ya. Okuya okuya öyle oluyor. Buldunuz mu? Abi 148'de bir tane var. Cevşen ve Evrad-ı Kutsiye Şah-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden belki 20 defa kutsiyetlerine kurtardı. Bak görüyor musun? Evet. Evet 148 başka yer söylüyorum. Emirdağ 2199. Ondan sonra başka Kastamonu 101, Emirdağ 1 141, Emirdağ 175, Lemalar 132. Cevşen, Evrad-ı Kutsiye Şah-ı Nakşibend, o öteki yerlerde de Tahmidiye'yi söylüyor. Şimdi konumuz o değil ama merak ederseniz, bak şu şurada, Hamisen'de ne söylüyorsun? Ben kitaptan naklediyorum. O tedavi için okuma özürü, ben onların içtihadını görmezsem bu mesuliyete girer miyim? Girilir mi ya? Yani?